Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Furkan. Bugün sizlerle birlikte Çin'den almış olduğum kameralı bir drone'u inceleyeceğiz. Fakat bu drone'u diğer drone'lardan ayıran bir özelliği var. Bu drone arkadaşlar küçücük, böyle şu kadar bir şey zaten, birazdan videoda göreceksiniz. Kanatları falan da katlanınca böyle daha da küçük oluyor, cebe girecek boyutta oluyor. Ve aynı zamanda bu ürünün fiyatı gerçekten çok uygun. Kameralı ve kamerasız olmak üzere iki ayrı versiyonu satılıyor. Ben kameralı olan versiyonunu aldım sizlere tanıtmak için. Kameralı olan versiyonu satıcılar arası fiyat farkı oluyor ama genelde 140 ile 180 lira arasında satıldığını söyleyebilirim. Kamerasız olan versiyonu ise 90 lira 100 lira civarında bulunabiliyor. Tabii ki Çin'den alırsanız bu fiyatlar geçerli. Türkiye'de 300 liraya satan gördüm arkadaşlar bu drone'u. Her neyse, sözü uzatmak istemiyorum. Şimdi isterseniz ürünümüzün kutu açılımı ve incelemesine geçelim. Evet arkadaşlar, ürünümüzün kutusu burada. Bu arada ben kutu açılım videosunu aslında daha önceden çektim fakat o video ile ilgili bir sorun çıktığı için şimdi bir daha çekiyorum. Şöyle S9 yazıyor. Kenarında özelliklerini yazmışlar. Şu şekilde arka kısmında kumandadaki özellikleri yazılı. Burada gördüğünüz gibi renk seçenekleri var. Ben beyaz rengini aldım. Böyle kanatlarının katlanabilir olduğunu gösteriyor. Zaten birazdan göstereceğim. Bu şekilde güzel tatlı bir kutusu var. Şimdi şuradan açalım isterseniz. Gördüğünüz gibi kutumuzdan direkt karşımıza şu şekilde kanatları korumamız için böyle kapalı alanlarda sürerken bu plastiklerden çıkıyor. Bunları kanatların yanına takacağız arkadaşlar. Şöyle bir kenara koyalım. Evet, direkt drone'umuz karşılıyor bizi. Şuradan çıkartacağım. Gördüğünüz gibi gerçekten çok küçük. Şöyle göstereyim elimle küçüklüğünü. Hatta avucumun içine alayım. Bakın. Şimdi bu drone aslında DJI Spark'ın çakması diyebiliriz. Yani onunla birebir boyutlarda değil, onun minyatür hali arkadaşlar. Şimdi DJI Spark'ın en önemli özelliklerinden biri de böyle kanatlarının katlanabilir olmasıydı. Bununki de katlanabiliyor. Gördüğünüz gibi şöyle. Hepsini açayım. Bakın şu şekilde. Hatta ben şöyle DJI Spark'ın resmini de koyayım şuraya. Siz kendiniz de bakın, gayet benziyorlar. Şunu söyleyebilirim, drone çok hafif ve çok küçük. Ve bakın, ben kameralı versiyonunu aldığım için burada bir kamerası var. Şurada açma kapama tuşu var. On off diye yazıyor zaten. Hatta şöyle kanat korumalarını da göstereyim. Bakın bunları bu şekilde şuralara takıyorsunuz. Gördüğünüz gibi pervanelerini şöyle çok kolay bir şekilde çıkartabiliyoruz. Tekrardan da şu şekilde takıyoruz. Yani pervanelerini takıp çıkarma konusunda hiçbir sıkıntı yok. Gayet kolay bir şekilde oluyor. Hatta şöyle kanat korumalarını da nasıl takacağınızı göstereyim. Direkt altından böyle geçiriyorsunuz. Şöyle geçirelim iyice. Evin içinde uçuracağınız zaman bunları takmanız daha iyi olacaktır. Diğerini de takalım şuradan. Evet, kanat korumalarımızı taktığımız zaman bu şekilde oldu. Şimdi bu bir yere çarptığı zaman herhangi bir şekilde pervanelerine denk gelmeyecek. Şöyle düşse bile arkadaşlar denk gelmeyecek. Yani gayet güzel bir koruma sağlıyor. Bu arada ayak kısmını da göstermek istiyorum. Ayak kısmında küçük bir silikon var arkadaşlar. Hepsinde şöyle, hatta sallanıyor bakın. Bunu bıraktığınız zaman yumuşak bir şekilde düşüyor. Ve şöyle hafif bir sallanması var. Bakın şöyle bırakayım. Sesi duyuyor musunuz? Çok yumuşak bir şekilde düşüyor arkadaşlar yere. Şöyle. Çok güzel ayarlamışlar bunu. Çok dengeli. Drone'umuz şurada dursun ve bir kumandasına bakalım. Gördüğünüz gibi kumandamız bu şekilde. Tıpkı bir gamepad misali. Şurada 8 tane tuşumuz var. Trim ayarlarımız var. Gördüğünüz gibi üstte de 2 tane tuşumuz var. Zaten birazdan bunların ne işe yaradığını geleceğiz. Drone takla bile atıyor arkadaşlar. Göstereceğim size. Arkada pil yerimiz var. Şöyle diğer kutu içeriğimize de bakalım. Gördüğünüz gibi şöyle bir şarj aletimiz var direkt. Bu arada burasından ışık yanıyor bunun. Bu şekilde bunu drone'umuza nasıl taktığımızı da göstereyim size. Şöyle drone'u getirdik. Ucunu arkadaşlar bakın, şurada şarj etme yeri var. Bunu bu şekilde, pardon, aynen bu şekilde takıyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda drone'umuz şarj etmeye hazır. Bunu çıkartalım. Şunu da bir kenara koyacağım.
Şimdi bakın burası benim çok hoşuma giden bir konu. 4 tane arkadaşlar drone'umuzda gördüğünüz gibi yedek pervane var. Zaten sizlere pervanelerin nasıl çıkarıldığını gösterdim. Gayet basit bir şekilde çıkıyor. Buradaki pervaneler kırılırsa, zarar görürse bu 4 tane yedek pervaneyi kullanabilirsiniz. Yani bu kadar uygun fiyatlı bir üründe bence çok iyi olmuş bunu koymaları. Şu aparatın da size ne işe yaradığını göstereyim. Benim drone'um kameralı olduğu için bu kısma, bakın şöyle kumandada bir yer var. Buraya telefonu bağlamak için bir şey, yani buradan kameranın görüntüsünü anlık olarak görebiliyorsunuz. Şöyle telefonumu getireyim. Bu arada yeni telefon kaplamam nasıl arkadaşlar, beğendiniz mi? Telefon kaplama videomda bu kaplamayı da göstermiştim hatta sizlere. Her neyse, şimdi telefonumuzu buraya takacağız. Ama önce bakın şuraya açıyoruz. Burada bir boyutunu ayarlamamız için bir yer var. Mesela telefonumuzun boyutu şu şekilde. Sıkıştırıyoruz. Arkadaki vidayı da sağlamlaştırdığımız zaman. Bir de şöyle göstereyim. Burada şu vidayı da takıyoruz ki sabit dursun. Şu anda gördüğünüz gibi telefonumuzu bu şekilde taktık. Aslına bakarsanız güzel oldu. Şöyle telefonumuzu açalım. Bu şekilde kameradan ekranı izleyebilirsiniz. Bayağı da bir ağır oldu ya böyle. Bakın şöyle göstereyim. Gayet sağlam oldu. Şöyle düz tuttuğum zaman da düşmüyor. Telefon sağlam oldu. İşimiz bittiği zaman telefonumuzun tekrardan arka kısmını açıp şuradan çekip çıkartabiliriz. Bir de şunu da göstereyim. Kutumuzdan şöyle de bir tornavida çıkıyor. Bununla birlikte arkadaşlar şu şekilde her türlü vidayı açabiliyorsunuz. Hepsine uyuyor. Güzel, yani içinde de böyle bir tornavida yollamaları. Hatta şöyle şu vidayı açacağım. Bu arada şunu da çıkartayım ya. Bakalım nasıl pillerle çalışıyor. Şöyle çıkardık. Burayı açtığımız zaman gördüğünüz gibi 3 tane pille çalışıyor. Şu minik pillerle arkadaşlar göstereyim. Bakın şu şekilde çalışıyor. Güzel. 1,5 volt diye de şurayı yazmışlar zaten. Cihazın pillerini taktım. Şu an bir çalıştıralım. Gördüğünüz gibi direkt açılma sesimiz geldi. Bir dakika, drone uçmasın. Drone'un kapalı olduğunu emin miyiz? Evet, kapalı. Şöyle drone'u da bir açalım. Sanırım pili yok. Çünkü ışığı yanardı. Şimdi isterseniz arkadaşlar bunu bir uçuralım. Testine geçelim. Telefon uygulamasını kuralım. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi telefonumuzu böyle kumandaya bağladım ve drone'un kendi uygulamasını açtım. Şöyle drone'u da getireyim. Gördüğünüz gibi drone da burada çalışıyor şu an. Bakın buradan play'e basıyorum ve gördüğünüz gibi direkt drone'un görüntüsü anlık olarak telefonuma geliyor. Yani bayağı leş bir görüntü ama yani küçücük bir cihaza göre bence idare eder. Sonuçta bundan profesyonel bir drone kalitesi beklemek olmaz. Evet, drone'umuzu karşıya koydum. Şöyle göstereyim. Şu anda karşıdaki gördüğünüz sehpada, bakın şu şekilde drone'umuz orada duruyor. Şimdi ben önce şu telefonu çıkartacağım. Çünkü ağırlık yaptığı için gerçekten beni zorluyor. Kamerasının kalitesi böyleydi. Yani uçarken de anlık olarak izleyebiliyorsunuz. Sadece onu göstermek istedim. Şimdi bence isterseniz arkadaşlar direkt drone'umuzu uçuralım. Şimdi arkadaşlar kumandamızı şöyle çalıştırdık. Bir yukarı bir aşağı yaptığımız zaman şu anda drone'umuzla kumandamız eşleşti. Şöyle bir çalıştırayım ve yükselteyim. Evet, şu anda uçuyor. Oo. Gördüğünüz gibi şu anda uçuruyoruz. Şu şekilde bakın. Şöyle kamerayı yakınlaştırayım. Hayır. Bakın arkadaşlar, kamera üzerinden ben şimdi bu drone'un dengesini ayarlayacağım. Bakın şu anda dengesini ayarladım ve hiçbir şey yapmıyorum gördüğünüz gibi. Kendisi havada dengede duruyor. Bakın hafif sola kırıyor. Bakın ben buradan bunun
dengesini ayarlayabiliyorum. Şu anda kendisi havada sabit bir şekilde duruyor. Şimdi size drone'un özelliklerini biraz anlatacağım arkadaşlar. Mesela drone'umuzla takla atabiliyoruz. Hemen göstereyim. Evet, kamerayı biraz daha yükselttim. Evin içinde uçurmak biraz zor. Şimdi bakın. Bayağı havada. Bir daha deniyorum. Hop. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın şimdi şuraya indireyim. Aa, indiremiyorum. Şöyle otomatik indirme tuşu var arkadaşlar. Ben tek bir tuşla indirebilirim bunu. Göstereyim, basıyorum tuşa. Gördüğünüz gibi tuşa bastığım zaman kendisi otomatik indi. Ve o tuşa tekrardan bastığımda bakın kendisi otomatik olarak kalktı. Yani bu tarz özellikleri olan bir drone gerçekten çok güzel. Hatta tek bir tuşla arkadaşlar drone'un tekrardan yerine inmesi için bir tuşa basıyorsunuz ama kalktığı yere doğru gidiyor sadece, üzerinde bir GPS olmadığı için. Deneyelim isterseniz. Bakın bastım, şu anda kalktığı yere doğru gidiyor. Tekrardan kontrolü almam lazım burada. Aynen şöyle. Bu arada drone'un dengesi gayet iyi. Bakın şöyle kameraya yakınlaştıracağım biraz. Görüyor musunuz arkadaşlar? Drone kullanmayı size gerçekten öğretebilecek bir cihaz. Hop. Bakın arkadaşlar, havada aniden durdurabilirim bunu. Bak şimdi. Evet, bir de şöyle elimden kaldırayım mı? Kaldırıyorum arkadaşlar, hazır mısınız? Şöyle bir hız denemesi yapalım, gelin. Şuralara bakın. Drone gerçekten hızlı ya. Görüyor musunuz? Bayağı bir hızlı. Hatta sizin için şöyle bir duvara da çarpayım arkadaşlar. Yanındaki korumalarını test edelim. Aynen. Yani duvara çarptığı zaman kanadına bir şey olmadı gördüğünüz gibi. Sonradan durdurdum. Evet, drone'umuzu tekrardan getirdik burada. Kaldırıyorum. Şöyle kaldıralım buradan. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok güzel. Arkadaşlar, yani şunu söyleyeyim, drone gerçekten çok dengeli uçuyor. Bakın mesela şöyle çalıştırıyorum. Bu şu anda sadece çalışıyor. Ben bunu yükselttikçe yavaşça kalkıyor. Bakın mesela şimdi indireyim tekrardan. Gördüğünüz gibi gayet dengeli bir şekilde kalkıp dengeli bir şekilde inebiliyor. Altındaki silikonlar sayesinde yere hızlı çarpmıyor. Bakın şöyle. Gördünüz mü arkadaşlar? Böyle çarpsam bile yani şu anda yerde güzel bir şekilde iniyor. Şuradan kaldıralım tekrardan. Oo. Çıkıyor, hazır olun. Oo. Arkadaşlar, bunu havaya atsam sonra uçurmayı denesem sizce olur mu? Deniyorum. Şu anda riskli bir şey deniyorum. Oo, güzel bir şekilde uçtu. Hadi bir daha. Şimdi arkadaşlar elimi indireceğim. Bakın şu anda elimde. Şimdi bir daha atıyorum. Evet, o bir kere olur maalesef. Şimdi isterseniz arkadaşlar videomuzu yavaş yavaş bitirelim. Evet, incelememiz bu kadardı. Yani bence ürünün fiyatını ve boyutunu göz önünde bulundurduğumuz zaman neredeyse hiçbir dezavantajı yok. Sadece bataryası değişse daha iyi olurdu. Yani bu şekilde olunca mesela uçuş süresi yaklaşık 7-8 dakika deniyor ama ben 10 dakika rahat uçuruyorum. Hani 10 dakikanın sonunda tekrardan bunu şarj etmeniz gerekiyor. Bataryası değişseydi 10 dakika uçurduktan sonra yeni bataryayı takardınız. Ama sonuçta bu drone'un kullanım amacı biraz daha
eğlence amaçlı olduğu için bence çok da bir sorun olmaz. Zaten dediğim gibi boyutu ve fiyatı göz önünde bulundurulduğu zaman gayet makul bir drone. Ben ürünün linkini aşağıya koyarım arkadaşlar. Güvenilir bir satıcının linkini koyarım. Ama illa oradan almak zorunda da değilseniz herhangi bir yerden alabilirsiniz. Ben sadece kendi aldığım satıcının linkini koyacağım. Her neyse arkadaşlar, o zaman beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Hoşça kalın.